Sarı Yılmaz. Öğretmenimiz bize ödev verdi. Yeni yıla sadece 2 gün kaldı. Yakınlarımızı yeni yıldan ne istediklerini soracağız ve bunları kaydedeceğiz. Ben de o yüzden bu videoya çekiyorum. Ama ilk önce kendimizle başlamamız lazım. Kendi kendine konuşmak çok heyecanlı bir şeymiş. Acaba ben yeni yıldan ne istiyorum? Aslında istediğim her şey oldu. Babamla Sunan annemin birleşmesini istiyordum. Evlendiler. Eve geri dönmek istiyordum. O da oldu. Ne isteyebilirim ki? Bu yeni yıl böyle devam etsin. Ama illaki bir şey istemem gerekiyor. Bir düşüneyim. Belki bir dilek tutarım. Sonuçta daha 2 günüm var. Aslında sırada babamla Sunan annem var. Ama bu aralar birazcık geç uyanıyorlar. Eskiden Sunan annem erken uyanıp beni uyandırırdı. Ama evlendikten sonra böyle oldular. Yine de bir ben bir şansımı deneyeyim. Nasılsınız bu sabah? Çok iyi. Kim o? Babacığım gelebilir miyim? Nereden bileceğim benim kızım olduğunu? Ya biliyorsun siz de babacığım. İyi tamam hadi gel bakalım. Günaydın. Günaydın. Günaydın Bursu. Anne, babacığım. Anne öğretmenim ödev vermişti ya bize. Bunlar ne? Anne öğretmenim ödev verdi ya işte. Onun için geldim. Hatırladım. Şu yılbaşı dileği değil mi? Sen bize soru soracaksın, bize cevap vereceğiz, video çekeceksin. Evet, şimdi çekebilir miyim? Ay ama bir tanem benim saçım başım dağınık, yeni uyandım, çirkin çıkarım. Olsun, senin saçın kötüyken bile güzel çıkıyorsun. Öyle mi diyorsun? Nejat, beğenemedin mi? Ya kavga etmeyin, şu an zaten babam seni kızdırmak için yapıyor. Kayra bile anladı. Öyle mi? Akıllı bıdık. Gel öperim seni biraz ya. Hayır ama. Video çekmem lazım. Tamam bırak annesi. Evet bir tanem ben hazırım. Sor bakalım. Tamam babacığım. Şimdi ben sana soruları soracağım. Sen de yanıtlayacaksın. Bu arada da video çekiyor olacağım. Tamam ben kendime güveniyorum. Sorunu bekliyorum. Bak. Gelsin. Evet babacığım. Yeni yıldan neler bekliyorsun? Aslında 4 gözle beklediğim bir şey var. Yoksa güzel bir sürpriz mi? Sürpriz. Sürpriz, evet sürpriz. Hediyeler var. Bir tanem bir sürü hediye var. Evin çeşitli yerlerinde seni bekliyor. Sürpriz bu muydu yani? Bu değil mi sürpriz babası? Söyle de daha fazla merak etmesin. Evet, sürpriz buydu. Evin çeşitli yerlerinde bazı hediyelerimiz var yeni yıl için. Şimdilik bu kadar. Hiç eğlenceli değilsiniz. Allah Allah. Hediyelerini yeni söylemiyoruz diye eğlenceli değiliz değil mi? Söylesek sıkıcı olmazdık. Kusura bakmayın küçük hanım, yeni yıla kadar yerlerini söylemek yok. Sen hala kayıtlı mısın? Bir tane bence sen onu bırak. Biz üstümüzü başımızı değiştirelim. Sana güzel güzel cevaplar düşünüp öyle gelelim olur mu? Tamam, ben şimdi gidiyorum. Ama hediyeleri yanlışlıkla bulursam açarım. Açmak yok. Selam. Anne hoş geldin. Hoş bulduk. Gel gel. Kayra'nın yılbaşı hediyesini getirdim. Sen şirkete gelmeyince ben geleyim dedim. Çok incesin. Gel. Kendin ver hediyeni. Merhaba. Ya hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba canım. Hande abla. Merhaba canım. Bak sana ne getirdim. Hande ablan sana yeni yıl hediyesi getirmiş. Ne aldın? Aç bak istersen ya da yılbaşı gecesi açarsın. Hande ablan haklı. Bence yeni yılda hep birlikte açtım ama diğer hediyelerle. Hayır. Ay çok güzel olmuş atmosfer. Biz de not yazıyorduk şimdi hediyeleri. Evet. Hande biz yarın gece burada toplanıyoruz. Serkanlar gelecek işte, Saniyeler gelecek. Hatta Şevket babamlar da gelecek. Ne güzel. Vallahi en son çocukken böyle kalabalık bir yılbaşı kutladığımı hatırlıyorum. Sen de gelsene. Ben yani... Belki başka bir programı vardır annenin. Öyle emrivaki yapmayalım değil mi? Belki de yoksun programı. İster misin? Çok isterdim ama başka programım var. Ya Hande abla, bu bebekler çok güzel. Ay evet, çok tatlılarmış gerçekten. İlla açtın değil mi hediyeyi? Çok güzellermiş gerçekten, bayıldım. Şimdiden iyi yıllar tatlım. Teşekkürler.
Teşekkür et Hande ablana. Teşekkürler. Hande abla, bu küçük olan onun kardeşi mi? Galiba öyle. Kıyafetleri farklı. Hande abla, senin hiç kardeşin var mı? Yok. Kardeşin olmadığı için üzgün müsün yani? Annenle babanla mutlusun değil mi? Mutluyum. Neden? Kardeşi yok ama mutlu. Bir tanem Hande ablan tabii ki mutludur. Ama belki de kardeş olsa daha mutlu olacaktı. Evet. Değil mi Hande ablası? Evet Kayra'cığım. Kardeşim olmadığı için bilmiyorum ama belki olsaydı daha mutlu olurdum. Bence olmazdım. Zaten ben de istemiyorum. Kim o Necat? Hayri. Gecikecekmiş. E geciksin. Sürpriz yapacaktım sana. Ne sürprizi? Yeni yıl yemeğini çıkaracaktım bu akşam. Ne olsun canım annemiz, boş ver. Ya hem beni yalnız bırakmayın. Bir tane Mahir'i gelince gidecektik zaten. Ben Hayri'yle kalmak istemiyorum. Sizinle yalnız kalmanızı istemiyorum. Yalnız kalmak mı istemiyorsun yoksa bizim yalnız kalmamızı mı istemiyorsun? İkisi de işte. Kayra'cığım, benimle kalmak ister misin? Bak bebeklere isim verirdik, giydirirdik onları. Ne dersin? Anne zahmet olmasın sana. Ne zahmeti? Ben de çok isterim zaten. Ne dersin Kayra? Eski günlerdeki gibi mi? Ben Hande ablayla kalmak istemiyorum. Siz gidin. Ben tek başıma oturacağım. O ne demek? Geliyorum. O ne demek? O ne demek? Oğlum bakar mısın bir bana? Bir kalkar mısın? Bir konuşalım seninle. Hı. Bir tanem lütfen. Bir iletişim kurabilir miyiz? Gidin dedim ya size. Ben tek başıma otururum. Seni yalnız başına bırakmayacağımızı biliyorsun değil mi? Niye böyle yapıyorsun? Bana ne? Bana ne mi? Ama bak böyle yapman hoş değil. Annelerle babalar bazen baş başa zaman geçirmek isteyebilir. E ben sana yılbaşı için hediye aldım. Sen mutlu olmadın mı? Oldum. E tamam. Sunay'ı mutlu etmek için de onu yemeğe çıkaracağım. Ne var bunda? Ayrıca Hande ablana da çok ayıp ettin. Bak o kadar düşünmüş, hediye almış, eve kadar getirmiş. Sen ona ne diyorsun? Ben Hande ablayı istemiyorum, hem de yüzüne. E üzüldü, kırıldı. Sence de yanlış yapmadın mı ona? Evet, yanlıştı. Peki yanlış yaptığımızda ne yapıyorduk? Özür diliyorduk. Onunla baş başa kalmak istemesen bile bunu daha kibar bir dille anlatabilirsin. Ondan özür dileyebilirsin. Değil mi? Evet. Hadi o zaman gidip şimdi özür dileyelim. Gel. Hoppa. Gel. Hande abla, özür dilerim. Seni istemiyorum demek istemedim. Yanlış şeyler söyledim. Hem zaten seni özlemiştim. Ben de seni çok özledim canım. Zaten biz de gitmiyoruz artık Balırs. Tamam, ben şu rezervasyonu iptal ettireyim. Yok, hayır etme. Eğer Hande abla hala benimle oturmak istiyorsa biz otururuz. Siz gidin. İsterim tabii güzelim. Hem de çok isterim. Sen uyku olmasın Hande. İnanın benim hiçbir işim yok ve Kayra'yı çok özledim. Anne ablana yaramazlık yapmazsın değil mi? Yapmayacağım. Tamam o zaman. Biz zaten çok gecikmeyiz anne. Hiç önemli değil. Siz işinize bakın tamam mı? Teşekkür ederiz. Hadi gel bakalım. Bakalım sen nasıl? Ay. Tamam. İsim vereceğiz şimdi ikisine. Tamam. Merhaba, kolay gelsin. Buyurun be. Aslanım burada mı çalışıyor? Aslanım, kendisi mutfakta şu an. Bir çağırabilir misiniz acaba? Yılbaşı yoğunluğumuz var. Şu an kendisi sipariş yetiştiriyor. Çağırsam da gelemez buraya. Anladım. İyi, ben işi bitene kadar bekleyeyim o zaman. Vallahi geç saate biter anca. Tamam kardeşim, sen sadece şu dışarıda onu beklediğimi söylersin, olur mu? Tamam beyefendi, müsaade ederseniz. Dışarıda olduğumu söylemeyi unutma. Hayri. Efendim? Tripli misin hala bana?
Değilim. Ya kardeşimin çocuğu oluyor. Ne yapsaydım? Çok sevindim. Doğru. İyi yaptın. Şunun tadına bakacak mısın be? Ben kendim baksaydım buna. Ya bak işte buradan ne olacak? Bakacak mısın? Ha pardon. Patatesleri sert mi haşladın? Kötü mü olmuş? Bilakis. Bilen biri böyle yapar. Eline sağlık, güzel olmuş. Şu tuzu uzatsana bana be. Çok dar ya mutfak. Çok dar, evet. Çok dar. Bir de böyle bir gerilim havası da katıyor insana. Darlığı, ambiyans değil mi? Evet, evet. Aynen, aynen. Bir de hani tekrar sevgili olduk ya, onun da gerilimi yok değil yani. Bir de biz alışık değiliz ya böyle şey olmaya, yalnız kalmaya falan. Vallahi lafımı tamamladın yani. İnsan hani ne yapacağını bilemiyor. Elini ayağını nereye sokacağını falan. Biraz terliyor mu senin ellerin? Evet, ateş bastı. O neydi ya? Kedi mi o? Saniye, kedi sesi miydi o? Kedi, hayır. Ben kediden falan korkarım ha. Bak aman diyeyim, yani alerjim falan var benim zaten. Ya bir kedi vardı, o yavruladı. 3 tane falan yavrusu vardı, onların sesidir o. Eve girip çıkmıyorlar değil mi? Yani bazen girip çıkıyorlar da ben genelde bahçede onları besliyorum, mama falan veriyorum. Ben buradayken girmezler değil mi Saniye? Dur ben bir sorup geleyim ona. Nasıl? Ya sen ne alem bir adamsın ya. Al şunu al. Mama verip diyorum geleyim kedilere. Bir de kedi çıktı ya. Ya işte bu cıcıkla tanışmamız böyle. Nasıl yemiştin ama tokadı? Şey, doğru anlıyorum yani değil mi? Sen arka sırasında oturuyordun. Burcu'nun saçından tokasını çektin. O da ağzının ortasına çaktı bir tane dönüp. Doğru değil mi? Aynen. Aynen. Ama sonra ben buna bir yapıştım. Asla peşini bırakmıyorum. Sürekli beraber. Teneffüslerde falan sürekli yanındayım. Yani sakız gibi yapıştı, öyle söyleyeyim sana. Okulun en güzel kızı. Bulmuşum, bırakır mıyım? Asla. İşe yaradı mı bari? Hayır. Evet mi, hayır mı? Yani şimdi ilk öpüştüğü adam duruyor karşında Serkan'cığım. Ay manyak mı çocuk? Öyle bir şey değil yani, çocukça bir şey. Zaten sevgili falan da olmadık, öyle düşün. Ya bırak bu çocuk ya. Biz nasıl görüşmedik bunca zamandır ya? İşte İstanbul tatlım ya, öyle sağa sola savrulup duruyoruz. Ama senin müzisyen olacağın hep belliydi biliyor musun? Ta o zamandan çok şarkılar, türküler. Çok iyi anladım Bıcırık. Siz lisede çok hareketli yıllar geçirmişsiniz. Neyse, sen şimdi bize yardımcı oluyor musun? Pikachu. Pikachu değil canım, Michu. Özür dilerim, Michu. O iş kolay. Aslında yarın bir programım var ama birine paslarım. Sonuçta Burcu istiyor. Çok özledim ben seni ya. Ya şimdi benim bir sound check yapmam lazım. Siz programa kalın. Hatta sonrasında bir şeyler yaparız ha. Çok iyi fikir. Olmaz. Ne? İşimiz o. Ne işi? Ne demek ne işimiz var ya? Yıl sonu falan ofiste bir sürü iş var Burcu. Benim işim yok vallahi. Süper, beraber takılırız. Ay daha iyi olur. Müthiş. Memnun oldum arkadaşım. Eğer sen gelmeyeceksen zaten yarın görüşürüz. Şaka mı bu tip? Hı? Bu tip diyorum, şaka mı? Niye? Ne demek niye ya? Adam sana yürümüyor, koşuyor resmen ya. Sana kaldığı yerden devam ediyor aynen. Ay saçmalama ya. İzmirli ondan öyle sıcakkanlı. Ne sıcakkanlılığı, ne İzmirliliği? Ben hiç mi İzmirli görmedim ya hayatımda? Adam sevgilisi olduğu olmamı bilmesine rağmen terbiyesiz herif ya. Ya neler yapıyor? Hacı ben anlamadım, siz sevgili misiniz değil misiniz? İlk öpüşme falan diyor. Ne biçim bir ortama düştüm ben ya? Ay sen beni kıskandın. Bir de yani çok kötü yalan söylüyorsun. İş var falan.
Sen özellikle yapıyorsun değil mi bunu? Ben kıskanmıyorum dediğim için o yüzden üstüme geliyorsun bile değil mi? Niye öyle bir şey yapayım ya? Kıskandın, hoşuma gitti. O kadar. Tamam, sustum. Sen gidecek misin bu adamla şimdi? Hayatım. Yani adamı biraz hoş etmek lazım. Bak, para falan da vermeyeceğiz. Ay, istersen saat gelebilirsin. Sıkılırsın gerçi ama yani. Gel bizimle sen de istersen. Ben para vereyim, karşımıza çıkmasın bir daha. Ya sen kıskınca ne kadar şirin bir şey oldun böyle. Ha? Sen şarabı. Alo? Alo Burcu. Ne yaptın? Gerginlik var hayatımızda bak. Bir şey söyleyeceğim, oldu mu bir şeyler? Nasıl şeyler? Sen hiç ne konuştuk biz? Ay Burcu, utandırma insanı ya. Olacak o zaman. Bilmiyorum. Ay, olur olur. Of kızım ya, aşağı indim. Yarım saattir kedilere mama falan veriyorum. Deli gibi bir şey oldum ben iyice ya. Hayatım o kadar normal ki işte, abla kardeş dedisiniz. Kan bu. Asıl bana bak. Ben bir şey öğrendim, tutamıyorum içimde galiba artık. Ne? Sıla hamile. Hamile mi? Kim hamile? Ya kızım bana bak. Kimseye söyleme ha şimdilik. Sıla hamileymiş. Amca mı oluyor? Burcu, daha yarım saniye önce kimseye söyleme dedim sana ya. Ay Serkan yanımda, olmaz bir şey, ona söyledim sadece. Tamam, Serkan haricinde kimseye söyleme o zaman. Ne olur bak, ölümü öp. Neyse hadi ben gidiyorum, Hayri'yi bekletmeyeyim. Ay tamam, sen de git Hayri'ye, koş sarıl, öp. Ya sus bak, zaten gerginlik var hayatımızda, ne olur ya. Hadi kapattım. Ay. Habere bak, habere. Hemen Necat arıyorum. Hayır, hayır. Kimse söyleme dedi, gizliymiş. Aa, şş, sakın ha, tamam. Aramak yok. Ah. Aa, bu ne hal? Bitti mi yemekler? Ha, bitti. Biz bittik Enisa Hanım. Yarın Suna bizi bitirecek. Yemekler bildiğin heder oldu. Yarısı zaten yandı, yarısı da Hayri'nin sinam ekiliği yüzünden heder oldu. Saniye, kediler masanın üstünde gezmiş. Burcu arıyor. Aç bakalım hoparlörü, o ne yaptı acaba? Burcu? Müzisyen yok yarına. Heh. Yapma ya. Eyvahlar olsun. Adam arkadaşım çıktı liseden. Serkan bunu kıskandı, yanlışlıkla elini sıkıştırdı. Hastaneye götürdü şimdi de. Kırık mı, çatlak mı artık? Gülün gülün, Suna çiğ çiğ yiyecek beni. Ay bu ne hal? Buna ne oldu? Olmadı. Yanlış adres vermiş, başka Aslı çıktı. Aslı teyze çıktı hatta. Bir daha da bulamam zaten. O kıt kafa yanlış yere mi yollamış seni? Evet. Boş verin be, her şey hallolur. Hallederiz ya. Bak ne yapıyoruz biliyor musun? Sabahın köründe kalkıyoruz, market alışverişlerimizi hallediyoruz. Sonra dört koldan girişiyoruz, yemek memek yapıştır hadi. Aynısı olmaz. Yetişmez de zaten. Hayri. Müzik olmayı versin. Hmm. Kendi kendimize güler eğleniriz değil mi? Var ya, Suna yarın hepimizi böyle kıtır kıtır kesecek. Vallahi öyle. Hamilelik, hormonlar falan derken mahvedecek hepimizi. Aa, sen hamilelik mi dedin Burcu? Ne? Ne dedim ben? Pardon Saniş ya. Artık önemli değil aşkım. Önemli değil. Öğrendiler zaten. Öğrensinler de aman. Suna hamile. O yüzden öyle günlerdir deli deli davranıyor. Allah! Dayı oluyorum. Ay maşallah. Suna bunu öğrendiğimiz için gel, hepimiz dilim dilim kesecek. Aman boş ver Ayvi ya. Ay. Ben anneyi uyandırayım. Uyandırma ya. Baksana melek gibi uyumuşlar. Bırak. Bu gece için teşekkür ederim. Yeni yıl hediyesi yok mu bana?
Bir öpücükle mi yetineceğim? Yani aslında bir şey var ama bilemedim. Sabırsızlandım. Nerede? Sana yazdım ilk aşk mektubu. Hani şimdi türlü veremediğim. Sen de kalmasını istersin diye düşündüm. Daha önceden duyduğunu biliyorum. Ama senden değil. Neden sana bakarken korkuyorum ben? Neden sesim titriyor seninleyken? Kafanı her çevirdiğinde gözlerim bir daha gözlerime değmeyecek diye ödüm kopuyor. Ben sana sonsuza kadar gözlerimi hiç kapmadan bakabilirim Necan. Keşke sen de beni görsen. Sonsuza dek sevgilim. Senden havuç alacaktım aşkım. Çok pardon. Şunu bir kesmem lazım. Ha? Yeter yeter Onur, ayıpla. Aa! Ne yapıyorsunuz hepiniz burada? Niye geldiniz? Sana da günaydın hayatım. İşte erkenden gelelim, yardım edelim dedik aşkım. Hmm. Kız sen ne uyandın sabahın köründe? E ben hep bu saatte uyanıyorum. Siz niye böyle hepiniz burasınız? Suratlar böyle acayip. Yardım edecekler işte, son hazırlıklar. Ya ay siz ikiniz kim bilir ne güzel yemekler hazırlamışsınızdır. Uf, sorun yok değil mi? İnanılmazlar değil mi? Hiçbir sorun yok, her şey yolunda Sunacığım. Vallahi Suna'ya yakalanmayacağım diye duvarlardan atlaya atlaya geldi. Sunacığım. Sen erken mi kalktın? Yemek hazır değil galiba. Vallahi açıklayabilirim ben. Abla? Yani ufak tefek bir takım aksilikler oldu. Ama çok ufacık aksilikler bunlar. Biz zaten halledeceğiz. Tamamlanır ya, hallolur. Hallo, biz dört koldan giriştik mi şıp diye hallederiz. Evet. Evet, evet. Bitiririz. Yemek hiç yok. Benim suçum. Saniyenin bir günahı yok. Ya hayır, hayır. Böyle bir şey kabul etmiyorum. Yani benim de suçum. Ortak suç gibi. Yemekleri yaktık. Kalanı da kediler yedi. Kediler yedi. Anladım. Yemek yok peki. Çok güzel. Burcu. Aşkım sen bana güzel bir haber verirsin. Sen ne yaptın? Ne yaptım? Ben, biz şey yaptık. Oğlum evin eli kırıldı. O yüzden birkaç ay müzik yapamayacağım. Şu yüzden müzik yalan oldu. Yardımına ihtiyacım var. Gerek kalmadı kardeşim, sağ ol. Erken uyanmışsın Sunacığım. Turkuaz da yok. Kuzum, gerçekten açıklayabilirim. Açıklasana. Tamamen talihsizlikler silsilesi. Müzik yok. Yemek de yok. Anladım ben, tamam. Ama ben o kadar hazırlanmıştım. Her şey ters gitmiş ya. Bebeğim bir şey söyleyeceğim. Biz halledeceğiz zaten. Biz sana bile hissettirmeden halledecektik. Sen ağlama. Hiçbir şey halledememişsiniz işte. Ya Sunacığım, önemli olan biz olmak değil mi ya? Müziği de yaparız, biz yaparız yani. Ay bırakın kız ağlasın. Gebe sonuçta, ağlayacak ki hormonları düzelecek. Gebe mi dede sen? Hamile olduğumu nereden biliyorsun Enes teyze? Hoş geldiniz. Sen söyledin değil mi? Necat, buradaki herkes benim hamile olduğumu biliyor. Neden? Sen söyledin değil mi? Tabii ki sen söyledin. Başka kim söyleyecek? Ben sadece Hayri'ye söyledim. Ben de Saniye'ye. Sadece Burcu. Serkan ağzından kaçıverdi. Ha, ben de şey, ortamlarda konuşulurken nasiplendim. Hayırlı olsun! Ne diyeyim ben size ya, ha? Necat, ne diyeyim ben? Özür dilerim hayatım, bir yanlışlıkla oldu. Aa, telefonum çalıyor. Bakalım kim arıyor? Annemler arıyor. Hadi anneler. Hadi anneler. Anne. Gerçekten mi? Yok muymuş başka bir uçuş falan, ha?
Tamam annem, tamam olsun, ne yapalım. Rüyalarım gerçek oldu. Hüzünler artık son buldu. Tatlı yalanlarla hepimiz mutlu olduk ve beraberiz birlikte. Rüyalarım gerçek oldu. Hüzünler artık son buldu. Güneşler yeniden doğdu. Oh biz artık böyleyiz. Allah geçirsin. Çok ya. Yediniz geldi. Hadi bakalım, afiyet olsun. Çok büyük. Büyük aileye büyük indi. Her şey inanılmaz lezzetli gözüküyor. Şevket dedemler ne zaman gelecek? Aşkım mesaj atmışlar, gece yarısından sonra buradalar. Yaşasın. Afiyet, hadi sen de otursana ya, hadi. Tamam ya. Her şey harika gözüküyor. Aşkım sen hamile olduğun için öyle geliyor sana. Hayatım sen Hindi'ye başla, geri kalanını biz aramızda pay ederiz artık. Tavsiye etmem, aç kalırız valla. Gerçekten yapıyorum. Hande kızım sen kibar kibar oturursan bu masada sen de aç kalırsın. Hadi. Hande abla iyi ki gitmemişsin, çok sevdim. Ben de canım. Müjde. Valla keyfim inanılmaz yerinde. Galiba yaşlanıyoruz. Yani geçen yıl bana bu ortamı anlatsalar güler geçerdim. Sen daha dur. Daha tombala var, hediyeler var. Bir de çilekli pasta var. Ay o çilekli pasta aklımdan çıkmıyor. Tek düşündüğüm o ya. Pasta. Çilekli. O da mı telef oldu? Onu komple unuttuk. Aşkım çok özür dileriz ya. Ay ben ansız yine aşeremeyecek miyim ya? Ben bakarım. Ya güzelmiş, bir daha ver. Selam Rafet. Aslı. Şey, biraz tuhaf oldu ama ben uzun zamandır seni arıyordum. Ben de seni. Gerçekten mi? Burayı nasıl buldun? Nejat Bey'in Kayra Gözlüğü'nün sahibi olduğunu hatırladım da şirketi aradım. Onlar da ailecek burada olduğunuzu söylediler. Biliyorum abes oldu biraz ama şey, belki bu pastayı veririm, giderken de numaranı alırım diye düşündüm. Öyle yani. Çilekli mi o? Hı hı, çilekli. Vallahi seni Allah gönderdi. Uzun zamandır bir şeye bu kadar sevinmemiştim. Gerçekten mi? Gerçekten tabii. Gel gel, içeri gel. Şey ama rahatsızlık vermeyeyim ben şimdi. Olur mu canım? Ben seni bekliyorum. Ne zamandır? Yıllardır. Seni tanıyorum. Bir dakika. O değil. O Melis'ti. Bu Aslı. Ha. Hoş geldin. Selamlar. Allah tamamını erdirsin. Bir sus. Aslı bize pasta getirmiş. Aynı zamanda kendisinin aşçılık üzerine eğitimi de var. Bize katılabilir diye düşündüm. Pasta neli? Çilekli. Otur kız. Gel otur en yakın arkadaşım. Gel otur. Aa. Ama şimdi çilekli pasta. Al canım, direkt sana veriyorum pastayı. Oy, 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 oy. Gel bakalım böyle. Ya. Ya ne ya, gel bakayım. Ay. Ay, çok güzel kokuyor. Değil mi? Tamam, yeter. Tamam, bırak, tamam. Ama baba ya, yemek istiyorum. Hayır, şimdi değil. Şimdi değil. Önce karnımızı doyuracağız. Şimdi görsene bak, hindi var, dolma var. Yirmi sekiz. Tombala. Bravo, bu hadisleri. Ben kazandım, ben kazandım, ben kazandım. İşte bu. İlk defa kazanıyorum, inanamıyorum. Hayatım boyunca hep kazanırsın güzelim inşallah. Evet, tombalada da kazandığımıza göre artık herkese iyi geceler dileyip yatma vakti. Ya ama baba daha şirketten gelecek. Sabah görürsün onları bir tane.
Eğer pazarlıklarımız bittiyse uyku vakti küçük hanım. Aa! Ama ilk önce onları hazırlayalım, hediyeyi gösterelim. Aa, doğru. Evet, görelim kızın hediyesini. Hadi. İyi ki hatırlattın Kayra bak. Hemen gösteriyorum hediyesini Kayra'nın size. Bravo Kayra. Bravo. Bravo. Hazır mısınız? Evet. Videomuzun adı Yeni Yıl Dilekleri. Açıyorum. Yeni yıldan öncelikli dileğim şudur. Anneler, babalar evlatlarından asla ayrı kalmasınlar. Sonraki de şu, neyi diliyorsanız karşınıza çıksın. Sevenler birleşsin, küsler barışsın, yalnızlar da gönlüne göre bulsun. İnatçı çıktın sen. Aa, yeni yıl dileği mi istiyorsun? Tamam, söylüyorum şimdi. Bakayım, güzel mi? Tamam. Şimdi birincisi, dedikoducuların dili tutulsun. Onlar kendilerini biliyorlar çünkü çoğu bizim mahalleden zaten. İkincisi de, sevdiklerinizle muhabbetiniz artsın, dedikoducuların başına taş yağsın. Şaka şaka. Kimsenin başına taş yağmasın. 2020'de herkese aşk yağsın. Şu koca dünyada kendi ayakları üzerinde duran, yıkılmayan, çalışıp üreten, emek veren tüm kadınların ve bu videoyu çeken tatlı kız gibi bütün çocukların da yeni yılı kutlu olsun. Şiddetin her türlüsü, özellikle kadına şiddet son bulsun. İnsanlar sevdikleriyle, aileleriyle bir arada olsunlar, mutlu olsunlar, hiç ayrılmasınlar. Ne var bacaksız? Bekliyorum Hayri. Tamam. Yeni yılda her şey gönlünüzce olsun. Bana gelince hayatımdaki kişiye bir sorum var. Dileğim o sorunun cevabı evet olsun. Baba. Ne? Benimle evlenir misin Saniş? Öncelikle ilk dileğim bu videoyu çeken fıstığı yemek. İkinci dileğim sevenler bir an önce birbirlerine kavuşsunlar. Hiç küs kalmasınlar. Hiç birbirlerini yanlış anlamasınlar. Birbirlerini beklemek zorunda kalmasınlar. Bir de kendi adıma bu sene beklediğim o büyük şey olsun. Oldu bile. Aşkıyla kariyerini birbirine karıştıran, birini diğerinden ayıramayan herkesin yeni yılı kutlu olsun. Biten aşklar çabuk unutulsun. Herkesin aşkı benimki gibi çılgın olsun. Ama en önemlisi herkes dengini bulsun. O çılgın aşk ben miyim? Ay tabii ki sensin Serkan. Yeni yıl dayanılamayacak kadar güzel olsun. Etkileyici ve çekici olsun. Harika olsun. Bitmedi. Ve bütün bu özellikleri bünyesinde barındıran sevgilim, Burcum, benimle
dünya turuna çıksın. Ya! Yeni yılda bütün hikayeler mutlu sonla bitsin. Bizim hikayemiz hiç bitmesin. Dilden dile anlatılsın. Babalar kızlarına sımsıkı sarılsın, hiç bırakmasın. Kızlar babalarının göz bebeği olsun. Sevgiler paylaşılsın, paylaştıkça çoğalsın. Aşk hep hayatınızda olsun. Eğer yalan söylemek zorundaysanız, yalanlarınız bu videoyu çeken kız gibi hep tatlı olsun. Nasıl olursa olsun birine bütün sevgisini verip annelik yapan tüm kadınlar ve annesi kim olursa olsun ona anne demeyi tercih eden tüm çocuklar hep mutlu olsun. Yeni yıl herkese sağlık ve huzur getirsin. Ayrıca bu videoyu çeken balırsı da benim sonsuza kadar kızım olsun. Olacağım benim güzel annem. Muah. Videonun sonuna. Yeni yıl dileklerim. İnsanlar çok mutlu olsun. Dünya daha çok sevgi ve barışlı olsun. Ben annemle babamla çok mutlu olayım. Bir de kardeşim sağlıklı olsun. Onu çok seviyorum. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Evet. Şimdi yeni yıl fotoğrafı. Hadi bakalım. Herkes otursun böyle. Geç şöyle. Bir alır mı oradan? Sıkışır, alır. Sıkışır. Evet, sıkışır. Şöyle. Gel sen. Evet. İyiyiz. Hadi İyi miyiz? Gidelim. Herkes içeride mi? Evet. Evet. O zaman... Üç. İki. Bir. Yeni yılınız kutlu olsun.